zaten çocuk söz konusu olduğunda hani burulmayan yürek yoktur. Bu kimin çocuğu olursa olsun, hangi ırktan, hangi kültürden olursa olsun. Bir kere çocuğun öyle bir etkisi vardır normal insan, vicdan sahibi insan üzerinde. O bakımdan çok etkileyiciydi. Hele aileyi görmüş olmak, tanıyor olmak, yani etkilememek mümkün değildi. Bir çocuk söz konusuydu ve o çocukla ilgili işte çok hani biraz yürek burkucu hakikatlerle, gerçeklerle karşılaştık. Dolayısıyla evet, duygulandık. Hepimiz duygulandık. Düsseldorf Başkonsolosluğu için son dönem oldukça hareketli geçti. Kısa bir süre önce yeni Başkonsolosluk binamızın açılışını gerçekleştirdik 3 Mayıs'ta Sayın Başbakanımızın teşrifleriyle. Şimdi kısa bir süre sonra bundan Aile ve Sosyal Politikalar Ateşeliğimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu bizim için mutlu bir gelişme. Çok hoşumuza giden bir gelişme, memnun olduğumuz bir gelişme. Çünkü biz burada hizmet için varız. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için, onlara himaye sağlamak için, gerektiğinde kol kanat germek için buradayız. Burada sadece başkonsolosluk vatandaşların evrak işlerini tanzim etmek yükümlü değildir. Bunun yanı sıra vatandaşlarına her tabii alanda hizmet götürmekle mükelleftir. Biz şimdi bu yönde atılan bir adım daha atmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Umuyorum ki bu gelişme hayırlı olur, olumlu olur ve vatandaşlarımızın dertlerine, sorunlarına, isteklerine, dileklerine biz daha iyi yanıt verebiliriz. Türkiye, dünya çapında yaklaşık 5 milyon civarında Türkiye kökenli yurttaşımızın, insanımızın sorunlarıyla ilgili böyle bir teşkilatlanma çalışmasına girdiğimizde bunu kanun olarak şekillendikten sonra 22 noktada, dünya çapında 22 noktada temsilcilik açmayı planladık. Bakanlar Kurulu'na konu bu şekliyle sunuldu. Bakanlar Kurulu bu konuyu değerlendirdi ve daha sonra dünyada yaşayan 5 milyon civarında Türkiye kökenli insanımızın 3 milyonu Almanya'da, bunun 1 milyonu da North Rhine-Westphalia eyaletinde olduğu için öncelikle bu yıl itibariyle bu Almanya ile sınırlı olmak kaydıyla konu izin verildi. Bu çerçevede Berlin'de bir müşavirlik, bunun dışında Düsseldorf dahil toplam 5 ateşelik olmak üzere 6 temsilcilik açılması konusunda bir Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak ilk ateşeliğimizi Düsseldorf'ta açıyoruz. Bunun nedeni daha önce de belirtildiği gibi Türk nüfusunun burada çok yoğun olması. Sorun alanlarımızda özellikle Jugendamtlarla ilgili olan bu çocukların koruma altına alınması olgusu var. Almanya genelinde 2013 yılında 42 bin çocuğa müdahale edilmiş. Bunların 28 bini Alman vatandaşı, 13 bini de diğer ülke vatandaşları. Biz burada daha çok hani Türkiye'li ailelerle ilgili olarak onları bilgilendirici, koruyucu, önleyici çalışmalar yapmak suretiyle çocuklarımızın korunma altına alınmadan önce onlara müdahale etmeyi ve bu şekilde çocukların korunma altına alınmasının önüne geçmeyi planlıyoruz. Bunun yanında çocukları korunma altına alınan çocuklarla ilgili olarak neler yapabiliriz Alman makamlarıyla? Bunu da ilerleyen süreçlerde bir araya gelerek koordineli bir şekilde çalışmayı planlıyoruz. Tabii sadece çocuk değil, bunun yanında hani mesela son yapılan bir araştırmaya göre Almanya'da her 5 vatandaştan bir tanesi 65 yaşın üstünde. Yani dolayısıyla Türkiye'de Türkiye'li olup burada yaşlanan nüfus var, işte kadınlar var, gençler var. Bunlarla ilgili olarak da ilerleyen aşamalarda neler yapabileceğimize bakacağız. Bugünkü açılışı çok güzel, geç kalmış bir çalışma. Gerçekten yani tebriğe değer, geç kalındı. Fakat şunu söyleyeyim ben. Bu çocukların bakım altına alınması problemin uç kollarıdır. Esas problem 50 yıldır buradaki yaşayan Türkiye'li göçmenlerin eğitim, aile problemlerinin ihmal edilmesi. Bunlar hallolsaydı bunlar bu uç problemler daha az olurdu. Yani buradaki benim gördüğüm eğitim ateşeleri, bu Aile Bakanlığı'nın görevlendirici ateşeler, çalışma ateşeleri, din ateşeleri ve buradaki Türkiye'li kuruluşlar beraber çalışmak zorundalar. Bu şekilde ancak
problemin üstesinden gelebiliriz. Tek başına değil. Onun için bugünkü çalışmayı ben gerçekten tebrik ederim. Güzel bir çalışma. Aile ve Sosyal Hizmet, Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın burada ateşelek kurması aslında çok güzel bir gelişme. Çünkü özellikle Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli ailelerin sorunlarının ve bu sorunlara yönelik olarak çözüm yolları arayışlarının hepimiz farkındayız. Tabii bu sorunlar sadece çocukların alınmasıyla ilgili sorunlar değil. Onlar aslında ortaya çıkan belki en uç sorunlardan bir tanesi. Bizim en büyük problemimiz burada yaşayan aileler olarak bu ailelerin daha sağlam, daha güçlü ve hayata daha sağlam basabilecekleri şekilde onları hayata hazırlamak, destek vermek, ailelerin kendisini yalnız hissetmemeleri, ateşeliğin açılmış olması tabii bu desteği psikolojik olarak sağlayacaktır ama bunu hizmetlerin takip etmesi lazım. Yani sadece biz buradayız, sizin yanınızdayız, çözümlerinizin bir parçasıyız mesajı vermek yetmez. Bu mesajın altında doldurulması gerekir. Zannediyorum bu anlamda önemli adımlar atılacak. Yani sadece bir konsolosluk hizmeti vermek değil de ailelerin genel Almanya mevcut sisteminden nasıl faydalanabilecekleri noktasında, aynı zamanda Türkiye'deki sistemi tanımaları ve oradan nasıl faydalanabilecekleri noktasında fikir edinmeleri bağlamında zannediyorum güzel bir açılım olacak. Olumlu düşünüyorum. Eğer bunu gerçekten praktişe uygularlarsa, yani bunu uzmanlarla, çünkü sonuçta bir kontrolsun çalışması tamamen farklı. Şimdi kontrolsa pedagoglar, uzmanlar çalışacak, öyle anladım. Bunu praktişe uygularlarsa çok olumlu görüyorum. Çünkü konsolosluklar bu Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları için büyük bir temsilci. Çok güzel bir gündü. Çok güzel, bizim için anlamlı bir gün bugün.